Peki son durum ne? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne gidelim. Ayrıntıları da Ceylan Sever'den alacağız. Ceylan bize aktaracak şu an oradaki durumu. Ceylan, nedir senin gözlemlediklerin? Senden dinleyelim. Göksu, Profesör Doktor Melih Bulun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yeni rektörlerini protesto etmeye başlamışlardı. Bugüne kadar da o protestolar devam ediyordu. Biz kameraman arkadaşım Ümit Sertabipoğlu ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüs girişindeyiz. Kendisi hemen ekranlarınıza getirsin. Geniş güvenlik önlemi alınmış durumda burada ve öğrenci kimliği olmayan hiç kimse içeriye alınmıyor. 2911 sayılı kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar da düzenlendi. Protestolar devam ederken ve toplamda 36 kişi gözaltına alındı. Bunlardan hepsi Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değildi. Bugüne kadar da aslına bakarsanız protestolar devam etmekteydi. Bugün için de protesto yapmak isteyen öğrenciler toplanma çağrılarında bulunmuşlardı. O çağrıların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü protesto ve toplanma yürüyüşün yasaklandığını, sebebinin ise salgın olduğunu söylemişti. İşte kameraman arkadaşım Ümit Sertabipoğlu getiriyor ekranlarınıza. Güney Kampüsü kısmında izlemiştik Boğaziçi Üniversitesi'nin ve geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Burada basının da ilgisi bir hayli yoğun. Her tarafın bariyerlerle çevrildiğini ve polis ekiplerinin burada görevde olduğunu söylemek mümkün. Buraya gelene kadar da aslına bakarsanız üniversitenin tüm duvarlarında polis bariyerlerinin olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney ve Kuzey Kampüsü önünde polis ekipleri tomalarla birlikte ve çevik kuvvet ekipleri önlemlerini almış durumdalar. Ve protestoların yasaklanması nedeniyle de insanların ve öğrencilerin topluca hareket etmemesi için gördüğünüz gibi öğrenciler girişte kartlarını ellerinde bulunduruyorlar ve polis güvenliğini aynı zamanda daha sonra da turnikeleri kartlarını göstererek geçiyorlar diyelim. İşte bugün itibariyle Ali Yerlikaya'nın da protesto ve yürüyüşleri yasaklamasının ardından tüm güvenlik önlemleri Boğaziçi Üniversitesi'nde artırılmış durumda diyelim. Sözü sana bırakalım.